Evet sevgili 5. sınıf öğrencilerim, biliyorsunuz ki sınavlar başlıyor haftaya. İngilizce sınav için bir dinleme sınavı örneği yapmak istedim sizinle birlikte. Bakalım yapabilecek miyiz, doldurabilecek miyiz, kendiniz denemenizi istedim. Biliyorsunuz sınavlar dinleme ve konuşma olarak da karşımıza çıkacak. Yani 4. sınıfta sınavlar kaldırılmıştı. Geçen yıl bununla ilgili bir tecrübeniz olmadı. Bu yıl 4. sınıftan çıktınız, 5. sınıf oldunuz ve ilk kez sınav olacaksınız. Konuşma ve dinleme olarak ayrı ayrı sınav olacaksınız. Şu anda bir dinleme sınavı örneği göreceğiz. Hello, I am new here. Oh, welcome. Thank you. What is your name? My name is Mary. What is your name? I am Louis. How old are you? I am 10. And you? I am 11. Where do you study? I study at New York Secondary School. Ooh, good. Where are you from? I am from the USA. What nationality are you? I am French. Ooh, your English is very good. How many languages do you speak? Two. English and French. What about you? Three. English, Spanish, and Italian. Nice to meet you. Glad to meet you too. I have to go now. Goodbye. See you later. Evet çocuklar, şimdi dinledik. Bir kez daha dinliyoruz. Dinlerken de doldurmaya çalışacağız. New here. Oh, what? Hello, I am new here. Oh, welcome. Thank you. What is your name? My name is Mary. What is your name? I am Louis. How old are you? I am 10. And you? I am 11. Where do you study? I study at New York Secondary School. Ooh, good. Where are you from? I am from the USA. What nationality are you? I am French. Ooh, your English is very good. How many languages do you speak? Two. English and French. What about you? Three. English, Spanish, and Italian. Nice to meet you. Glad to meet you too. I have to go now. Goodbye. See you later. Evet çocuklar, şimdi tek tek anlatacağım size. Languages dedi. Sonra what about you dedi. Büyük harflerle yazdım anlaşılması için. Three dedi burada da. Evet, see you. Gördüğünüz gibi aslında 4. sınıfta gördüğümüz ifadeler var. Hello, I'm new here. Merhaba, ben burada yeniyim. Oh, welcome. Hoş geldin. Thank you. What's your name? My name is Mary. What's your name? I'm Louis. How old are you? Kaç yaşındasın? I'm 10 and you? I'm 11. O da 11 yaşındaymış. Where do you study? Nerede okuyorsun? I study at New York Secondary School. New York Ortaokulunda okuyorum. Oh, good. Where are you from? I'm from the USA. Bu da yine ilkokuldan bildiğimiz konular. What nationality are you? Ulusun ne? I'm French. Fransızım. Oh, your English is very good. İngilizcen çok iyi. How many languages do you speak? Kaç tane dil konuşuyorsun? Two. English and French. İngilizce ve Fransızca. What about you? Senden ne haber? Three. Üç tane. English, Spanish and Italian. Nice to meet you. Glad to meet you. Two. I have to go now. Goodbye. Şimdi gitmek zorundayım. Hoşça kal. See you later. Sonra görüşürüz. Gördüğünüz gibi hepsini doldurduk. Burada belki languages biraz sizi zorlayabilir. Onun dışında çok kolay oldu. Listen to the dialogue again and answer the dialogues. Gördüğünüz gibi çocuklar zaten hani çok zor olmuyor konuşma ve dinleme sınavları. Aynı şekilde dinleme sınavı da kolay olur. Konuşma sınavı da bunları sorarlar öğretmenleriniz size. İşte how old are you? Kaç yaşındasın? Where are you from? Nerelisin? Belki aynı şekilde how many languages do you speak? Kaç tane dil biliyorsun? Kaç tane dil konuşabiliyorsun gibi. Şimdi sorulara bakalım. How old yanlış yazılmış bu çocuklar. Hazırlayan ben başka yerden aldım. Neyse düzeltelim. How old is Mary? Mary kaç yaşında? Yine de hazırlayanın ellerine sağlık, bir şey demiyorum. Kızmasın bize. Evet. How old is Mary? Mary kaç yaşında? Bakalım Mary kaç yaşındaydı? I'm 10. Mary is 10 years old. She is 10.
peki? How old is Louis? Louis kaç yaşında? Bakalım kaç yaşındaymış Louis? 11'di değil mi? 11'di. He is 11. Evet. Where does Mary study? Bakalım Mary'nin okulu neresiydi? Neydi? New York Secondary School. Buraya alıyoruz. She studies at New York Secondary School. She studies at New York Secondary School. New York Ortaokulunda okuyordu. Peki. Where is Louis from? Louis nereliydi çocuklar? Fransızmış. Fransa'dan olduğunu yazabiliriz. He is from France. Şimdi burada dikkat ediyoruz. From'dan sonra ülke adı kullanıyorduk. Ulus söylerken de ulus adı kullanıyorduk. I'm French, I'm from France gibi. He is French, he is from France gibi. How many languages does Louis speak? Kaç tane dil konuşabiliyor? Bakayım kaç tane dil konuşabiliyordu Louis? İkiydi değil mi? English and French. Two languages. He speaks two languages. Hatta şöyle de yapabilirsiniz. Ne diyelim? English and French. Budur. Gördünüz mü çocuklar? Yani bu bir örnek dinleme sınavı sizin için. Başarılar diliyorum.